Müreketlerim var. Yürek tantuni yapacağım. Herkese merhaba. Çoktandır bir sakatat çekimi yapmadım. Şu yağlarını ayıklayacağım baştan. Sonra bir de yüreğin şurada iç kısmında sinirleri var. Onları alacağım. Şöyle. Sonra bunları yerken ağzımıza gelir. Sinir oluruz. Bunları böyle temizledikten sonra şu parça var. Bunu nasıl doğrayacağımı göstereyim. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Tavla zarı kadar olacak. Boyut olarak öyle anlatayım. İstiyorsanız şöyle küçük şeritler halinde de bırakabilirsiniz. Ya da tam şöyle gücürük gücürük böyle doğrayabilirsiniz. Artık zevk size kalmış. Tantuninin iki çeşitte de servisi yapılıyor. Şöyle şöyle olacaklar. Bitmiş hali. Ben şunların tamamını doğrayayım. Sonra devam edeceğim. Şimdi bunları tavaya atıyorum. Çok az bir yağ koyacağım altına. Ki yürekler saca yapışmasın diye. Yapışmasını istemiyorum. Kendi suyunu salacaktır. Kendi suyunu çekene kadar pişireceğim. Şimdi et olsa birkaç kere su ilave etmek icap ederdi. Yürekte gerekeceğini zannetmiyorum. Her yürek, yani yürek kendi suyunda kaynasa pişmiş olacaktır. Şöyle bir küp küp domates yapıyorum. Dürümün içi için. Şuradan bir şeyini çıkardım. Şöyle bir. Bir de şuradan ortadan şöyle biraz girdim mi? Bu yeterlidir. Bir tane de soğan doğrayacağım, piyazlık. Soğana biraz da sumak ilave ettik mi? Tamamdır. Biraz da maydanoz
dürümün içine. Şimdi bunları tahtasınla beraber çok da yüzenmesine gerek yok. Evet. Bunları tahtasınla beraber kenara kaldıracağım. Başlayacağım eti pişirmeye. Şimdi az bir yağ ekliyorum altına. Şeyler yapışmayacak kadar yani. Yoksa tamamen kendi suyunda pişirmek isterdim ama saça yapışır bunlar sıcağı görünce. Ondan sonra yürekleri kazımak zorunda kalmayalım. Şimdi suyunu salsın. Biraz da kapak kapatacağım üstüne. Kendi suyunda pişecek. Şöyle bir suyunu saldı. Hepsinin rengi değişti zaten. Bir de kapak atalım üstüne. Biraz kendi suyunda pişsin. Yumuşasınlar. Arada bir karıştıracağım tabii açıp açıp. Kaynıyor. Böyle olunca et kendi suyunda pişmiş oluyor. Çok güzel oluyor. Hiç baharat koymadım. Hiçbir şey koymadım. Baharatlarını en son. Kavururken baharatlar kavrulmasın diye. Yani yanmasınlar diye. Evet. Suyunu çektik. Atıyorum. Biraz kısayı kapat. Şuradan bir tanesini yükleyerek denemem gerekiyor. Tamamdır bu. Yıkanın. Şöyle kenara topluyorum. Ondan sonra altını kıstım. Şöyle şuraya biraz kenara biraz yağ döküyorum. Ondan sonra iki dürümün içine girecek kadar da yürek alıyorum buraya. Tabii ki kırmızı biber. Abartmadan. Bir kaşık atsın size. Yavaş yağlayalım. Hem ısınıp yumuşamış olsun. Şimdi ben hazır lavaş. Bir gün bir tarifte inşallah lavaşını da kendim yapar. Onu size gösteririm nasıl yapıldığını. Zor bir şey değil aslında, yufka açmak gibi bir şey. Soğan. Domates. Ve maydanoz. Ve sakatat olduğu için içine kekik atacağım. Normalde ötekileri atmayız. Atmam yani. Ama bu sakatat, buna kekik gider. Şöyle bir çektirelim, formunu alalım.
Şöyle. Şuradan da içini göresiniz diye kestim. Yoksa normalde biliyorsunuz kağıtlarla şu altını toplamak gerekiyor. İşte yani satıcılardan alsak şuradan toplayıp öyle verirlerdi. Altına akmasın diye. İçi de böyle. Bunu yürekli ilk defa yaptım. Harbiden güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun.